Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce AK Parti Sayın Genel Başkan Yardımcısının açıklamalarını hep birlikte dinledik. Biz öncelikle AK Parti'yi biraz ciddiyete davet ediyoruz. Bu çok önemli. Zaten Türkiye hak etmediği bir tabloyla karşı karşıya ve bunun sorumlusu da ülkeyi yönetenler. Değerli basın mensupları, İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve Millet İttifakı'nın kazandığını hepimiz biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu verileri de bunu bize söylüyor. Bizim elimizdeki 31.186 ıslak imzalı tutanak da bunu söylüyor. Gerçekte bunu söylüyor. İstanbul'da 11 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı. 11 ilçede tamamlandı. 11 ilçede çok sayıda sandık var biliyorsunuz. 5768 sandık şu anda. Fark ne kadar biliyor musunuz? 867. Şimdi kendilerine yazılanları söylüyorlar da bize yazılanları da söylerlerse daha ciddi olur. Kamuoyuna daha saygılı oluruz diye düşünüyorum. Yani oluşan fark bu. Yani farktan 11 ilçede farktan 867 düşülecek. Bu sonucun değişmesi mümkün mü? Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi partilerle biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu bütün verileri paylaşmak durumunda. Saat 15.42 itibarıyla ve sayımı devam eden sandıkların ara ara biliyorsunuz verileri de giriliyor. Girilmeyenler de olabilir. Saat 15.42 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun tablosunu size sunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi 48.8 kazanan Ekrem İmamoğlu. Oylar Ekrem İmamoğlu 4.171.475 milyon 171 .475. Sayın Binali Yıldırım. 4 milyon 151 bin 923. Gerçek burada. Bu değişebilir. Artabilir, azalabilir. Ama yaklaşık 20 binlik farkın geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir. Onun için ben yüksek seçim kuruluna seslenmek istiyorum. Artık bu tabloya bir dur deyip kazanana, hak edene mazbatasını vermek Türkiye'nin de yararına olacaktır. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz 16 ilçede İstanbul'da ilçe seçim kurulları haksız, delilsiz, gerekçesiz itirazları reddettiler. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına ve hukuka uygun karar verdiler. Zaten 16 ilçede sayım yok. 12 ilçede sayımlar devam ediyor ama 11 ilçedeki farkı gördüğünüz zaman zaten bu tablonun değişmeyeceğini gün ışığı gibi bütün Türkiye görüyor. Daha bir hafta önce daha bir hafta on gün önce yaklaşık. Dünyanın en sağlıklı, en güvenli seçimlerini biz yapıyoruz diyenler bugün çıkıyorlar, şaibeden bahsediyorlar. Lütfen ilkeli siyaset. Lütfen etik siyaset. Siz seçimlere itiraz ediyorsunuz. İtirazlarınızın dayanağı yok. Yargısal bir süreç işliyor. İstanbul'da Adalet Bakanı ile toplantı yapıyorsunuz. Lütfen adalete gölge düşürmeyin. Bırakın artık Türkiye'de birlikte çalışalım, huzur içerisinde çalışalım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2017 yılında dünya siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, adalet yürüyüşünü gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde. Yine 2017 yılında Ağustos ayında Çanakkale'de dört gün süren Adalet kurultayını gerçekleştirdik. Ve bugün de yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Millet İttifakı olarak Türkiye'de adalet nöbeti tutuyoruz. Ben İstanbul'da İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, sandıklara demokrasiye, adalete sahip çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Lütfen Türkiye'nin çocuklarımızın geleceğinin baharını engellemeyin. Sayın Ekrem İmamoğlu kazantı mazbatasını ver. Çok teşekkür ediyorum. Ha şunu da paylaşayım değerli basın mensupları. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bugün soru almıyoruz dedi. Biz her zaman soru alabiliriz. Ankara bilgisini de vereyim. Ankara'da yine Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre zaten fark çok büyük. 125 bin ortalama bir fark var. Ee, Ankara'da da manipülasyonlar yapılıyor. Anadolu Ajansı maalesef yine görev başında. Dün bütün televizyonlar altyazı geçti ve o bilgilerin birçoğu doğru değildi. 11 ilçede sayım yapılıyor diye Ankara'da biliyorsunuz altyazı geçti adı geçen ilçelerden Çankaya ve Gölbaşı'nda zaten seçim sayım talepleri reddedilmişti. Buralarda sayım yok. Adı geçen ilçelerin bir kısmında geçer soylar çoktan sayılıp bitmişti. Ve bugün itibariyle şu an itibariyle Ankara İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar da yok. Sayım yapın diye. Niye yanıltıyorsunuz kamuoyunu? Biz her zaman söylüyoruz. Basının temel görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Basın yönetenler için değil, yönetilenlere hizmet için vardır. Başka soru yoksa çok teşekkür ederim. Buyurun. Cumhurbaşkanı Topal Ördek benzesesi vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bakın bizim derdimiz bu memlekette barış içerisinde, huzur içerisinde kardeşçe çalışmak. Ağır bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Halkımızın dertlerine derman olmak zorundayız. Bizim birlikte çalışmaya, bizim ortak akla, bizim uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bu tip beyanlara değil. Seçim sürecinde kullanılan dil sebebiyle seçim günü insanlar yaşamını yitirdi. Değer mi? Bir belediye kazanmaktan çok daha önemlidir bir insan yaşamı. Teşekkür ediyorum. Peki son soru alayım. Önemli bir soru. Teşekkür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır. Nasıl sayım yapan ilçe seçim kurullarına müdahale etmediyse red kararı veren ki o kararlar doğru kararlardır. Seçim kurullarına da asla müdahale edemez. Bu süreci Yüksek Seçim Kurulu sağlıklı yönetmek zorundadır. Artık hepimiz hukuka ve vicdanımıza göre hareket etmeliyiz. İstanbul'daki Türkiye'deki tabloyu Türkiye hak etmiyor. Bu süreç durmalı. Zaten bugün 17.00 itibarıyla 4 Nisan 17.00 itibariyle ilçe seçim kurulları karar vermek zorunda. Yarın bir gün itiraz süresi var. 17.00'a kadar il seçim kurullarına ama zaten gerçek ortada. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. Halkın iradesinin gücünün üzerinde hiçbir güç olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Peki son soru lütfen. Şu anda mevcutta yani Ankara'yla e ilgili elinizdeki net bir rakam var mı? Yani bu itirazlar vesaire. 123 bin küsur. Aradaki fark şart... 123 bin küsur. Yani Ankara'da arkadaşlar bakın 2014 yılında. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı seçimi. Fark 30 bin. Mansur Yavaş. Söyleyin lütfen. Melik Gökçe Değil mi? Fark 30 bin. Geçersiz oy 140 bin dolaylarında. Geçersiz oy her seçimde olur. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da geçersiz oy sayısı 422 bindi. Değerli basın mensupları. 422 bindi. Her seçimde olur. 2014 Ankara fark 30 bin geçersiz oy 140 bin. Sayın Mansur Yavaş'ın avukatları Ankara'daki tüm ilçe seçim kurullarına itiraz ettiler. Hiçbir ilçede geçer soylar sayılmadı. Şimdi niye sayılıyor? Yüksek Seçim Kurulu'na sormak istiyoruz. Şimdi neden sayılıyor? Ankara'da itiraz süreci tamamlanmadan Sayın Melik Gökçe'ye mazbatası verildi. İlk kazandık açıklamasını yapan kim? İstanbul'da bu yerel seçimlerde ilk kazandık açıklamasını. Daha tüm sandıklar girilmemişken. Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmamışken Sayın Binali Yıldırım. Lütfen biraz ciddiyet. Milletimiz bunu hak ediyor. Çok teşekkür ederim.